Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 9. sınıf hücre konusuyla alakalı soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz abicim. Hemen okuyalım sorumuzu. Bir bitki hücresinin kloroplast organelinde aşağıdaki verilenlerden hangisi gerçekleşmez demiş. Bakalım 1. Karbondioksit özümlenmesi gerçekleşir arkadaşlar. Karbondioksit özümlenmesi demek fotosentez demektir. Fotosentez demektir. Fotosentez yapılır. ATP sentezi yapılmak zorundadır abicim. Organik madde yıkımı. Organik madde yapımı oksijenli solunum diye düşünecek olursak oksijenli solunum nerede meydana gelecek abicim? Mitokondri denilen organelde gerçekleşecek. DNA işlenmesi olur. Enzim sentezi olur. Doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıktı. DNA işlenmesi neden olur? Çünkü bu elemanlar kendilerine ait DNA'ları var ve bu elemanların ribozomları olduğu için de kendi enzimlerini, fotosentezle alakalı enzimlerini kendileri sentezleyebiliyor. Bileceğiz abicim. Yukarıdaki şekli veren bitki ve hayvan hücrelerinde hangileri ortaktır demiş. Hangileri ortaktır? 1. Hücre duvarının selüloz yapılı olması. Hücre duvarı bir kere bitkide bulunur, hayvanda olmaz. Tamam mı abiciğim? Bir kere böyle yapacağız. Ve bitki hücresinde eyvallah selülozdan bir hücre duvarı vardır. Hemen yeri gelmişken hücre duvarı bulunan 3 tane canlı var. Bakın sakın unutmayın. Çok gelir. Birincisi bitki. Selülozdan meydana gelen hücre duvarı. İkincisi bakteri. Bakterilerde peptidoglikandır. Üçüncüsü mantar. Mantarlarda da kitindir abicim. Bu üçünü mutlaka bileceksin. Hücre duvarı olan 3 canlı bitki, bakteri, mantar. Selüloz, peptidoglikan ve kitin. Tamam mı? Lizozomun hücre içi sindirimde görev alması. Arkadaşlar yüksek yapılı bitkilerde lizozom olmaz. Sadece lizozom mu? Bitki hücresinde olmayanları yazıyorum. Bak çok sorulacak. 1. Lizozom olmaz. 2. Sentrozom olmaz. 3. Fagositoz yapamazlar. Bak sakın unutmayın. Tamam mı? Lizozomları yok, sentrozomları yok ve fagositoz yapamıyor. Çünkü hücre duvarı içeriye doğru esneyemez. O yüzden fagositoz yapamaz. Hücre bölünmesinde sentrozom, bak hop onu da eledim. Burada bulunmaz, ortak değil. Lökoplastlarında nişasta. Arkadaşlar lökoplast, kloroplast, kromoplast bitkilere ait özelliklerdir. Bitkiler lökoplastlarında nişasta depolar. Örnek patates. Bizde yoktur böyle bir şey. O da gitti. Golgi organeli. Arkadaşlar Golgi hem bende var hem de bitkilerde var. Yani hem hayvan hücrelerinde var hem bitki hücrelerinde var. Ortak olarak bulunan yapı işte bu. Gördüğünüz gibi ortaktır. Çok güzel bir soru. Yani konuyu anlatan bir soru. Tamam mı? Yani konuyu birçok şeyi tekrar ettiren bir soru. Sizin için faydalı bir soru olduğunu düşünüyorum. Aşağıdaki verilen kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda yapılmamıştır? Bakalım hemen. 1. Lizozom organelinin parçalanması sonucu hücrenin kendi kendini sindirmesi olayına otoliz deniyordu. Hatırla bir önceki videodan, lizozom dediğimiz yapı şuydu. İçeriye doğru besin kofuluyla alındıktan sonra lizozom hemen bunun yanına geliyordu. İçerisinde 40'tan fazla sindirim enzimi vardı. Sindirim enzimlerini yana geçirip bunu parçalıyordu. Eğer ki, işte verilen şey bu. Eğer ki lizozom bir şekilde zarar görürse içerisindeki enzimler sitoplazmaya dağılıp hücrenin kendi kendini yok etmesine neden olacak. Bu olaya da otoliz denir. Otolizi sildim. Plazmoliz olmuş bir hücrenin kendine göre az yoğun bir ortama konulduğunda eski haline dönmesine arkadaşlar deplazmoliz denir. Onu da şöyle yaptım. Bak plazmoliz, deplazmoliz ne? Bakayım hemen onu anlatayım. Çok güzel. Hemen öğrenin, tamam mı? Bak şimdi bir tane hücrem var. Bir tane hücrem var. Atıyorum %20'lik glikoz olan bir hücre. %20'si glikozmuş. Bak hemen ne yapıyorum? %20'si glikozsa diyorum ki bunun %80'i de sudur diyorum. Hemen %100'de tamamlayacağım. %80'i sudur diyorum. Bak bunu bir ortama bırakıyorum abicim. Bir ortama bırakıyorum. Nasıl bir ortama bırakacağım? Kendisinden daha yoğun bir ortama. Bak %60'lık bir ortama bırakıyorum. %60'lık glikoz çözeltisi olan bir ortama bıraktığım zaman. Bunun ne kadarı su abicim? %40'ı su. Hemen ne yapıyorum biliyor musun? Difüzyon olayını gerçekleştiriyorum. Glikoz çok olduğu yerden az olduğu yere geçecek. Su çok olduğu yerden az olduğu yere geçecek. Bir hücre kendisinden daha yoğun bir ortama bırakılırsa su kaybedecek. Bak %80 buraya doğru su kaybedecek ve büzüşmeye başlayacak. İşte bu olaya plazmoliz denir. Sakın unutmayın. Bir daha söylüyorum. Bir hücre kendisinden daha yoğun bir ortama bırakılırsa su kaybederek büzüşecek. Bu olaya plazmoliz denir. Eğer ki plazmoliz olan bir hücre, şöyle olan bir hücre, az yoğun ortama bırakılırsa, mesela bunun artık ortamı ne oldu? %60, %20 daha, %80 böldüm %40. Bir hücre
Yüz işte bir hücre eğer ki kendisine göre daha az bir yoğun ortama bırakılırsa %20'lik ortama bıraktı veya saf suya bırakıldı. Saf suya bırakıldı veya daha az ortama, tamam mı? E bunun ne kadarı su? 80. Bunun ne kadarı su? 60. Su alacak mı? Tekrardan şişip eski haline dönecek mi? İşte bu olaya deplazmoliz denir, Bankotes sorusudur. Anlaştık mı abicim? Olay bu kadar basittir. Plazmoliz kendisine göre daha yoğun bir ortama, yani hipertonik ortam denir. Hiper fazla demektir. Burada ise hipotonik bir ortama bırakıldı. Aynı ortam olsaydı %20'ye %20 olsaydı buna da izotonik ortam deniyordu. İşte ortamlar bu kadardır abicim. Hemen ne yapın biliyor musunuz? Unuttunuz mu? Unuttun. Şeylerini unuttun. Ya bir zahmet hemen su miktarını altına yaz. Karşı tarafı yaz. Yer değiştir ya bu kadar. Buradan buraya bunu geçir. Buradan buraya bunu geçir. Olay bu kadar basit. Yani difüzyon kuralını uygula sadece. Bakalım hemen. Onu söyledik. Bu da var. Fazla su alan hayvan hücrelerinin şişerek patlaması. Arkadaşlar bu olayın adına hemoliz denir. Bak bu olayın adına hemoliz denir. Onu da gösterelim. Şimdi bir tane hücrem var. Bak şu bitki hücresi olsun. Şu da hayvan hücresi olsun. Şimdi bitki hücresi saf suya konulduğunda, bak saf su, ortam %100 su. İçeriye de su girişi olacak mı? Evet. İçeriye doğru su girişi olduğunda şu zar büyümeye başlayacak. Zar büyümeye başlayacak ve çepere bir basınç yapacak. İşte buna turgor basıncı denir. Ama hayvan hücrelerinde bu basınç olmaz. Neden? Çünkü bizde çeper yok. Bizde eğer saf suya konulursa içeriye giren su molekülleri bunu patlatır. İşte bu olaya hemoliz denir. O da gitti abicim. Anlaştık mı? Turgor basıncını öğrendik. Çepere yaptığı basınç. Ve turgor basıncı bitkilerde olur. Hayvanlarda olmaz. Unutmayın. Hücre çeperi olmak zorunda. Bak bir de bunda şeydi, hemoliz de neydi? Hayvanlarda olur. Bitkilerde olmaz. Çünkü hayvanlarda hücre çeperi yok. Hücre içine katı ve büyük moleküllerinin ATP harcanarak alınması olayına fagositoz olayı deniyor. Katı maddeler alırsa fagositoz, sıvı maddeler alırsa pinositoz. Al sana doğru cevap, plazmoliz. Plazmolizi anlatmamış. Yani bir hücrenin kendisinden daha bir yoğun bir ortama bırakılarak su kaybederek büzüşmesi olayı. Biz nerede yaşıyoruz bunu? Denize girdiğimiz zaman şuralarımız büzüş büzüş olmuyor mu abicim? Parmaklarımızın uçları. Bak nedeni bu. Plazmolize uğraması. İşte buradaki hücrelerin su kaybederek plazmolize uğraması. Olay bu kadar basittir. Endositoz ve egzositoz olaylarından hangileri ortak olarak gözlenir demiş. 1. Endositoz ve egzositoz olaylarında enzimler görev yapacaktır. Çünkü yalancı ayaklar oluşturacaksın ve içeri alacaksın veya dışarı göndereceksin. Tamam mı? Bak şimdi şunu da göstereyim. Önce fagositozu göstereyim. Yani endositozu göstereyim. Bir de egzositozu göstereyim. Tamam mı? Egzoz, egzozdan aklına gelsin, dışarıya doğru atıyorsun. Endo içeriye doğru alıyorsun. Şu porlardan geçemeyecek büyüklükteki maddelerin yalancı ayaklarla İçeri alınması durumuna endositoz deniyor. Eğer ki katı madde alıyorsan fagositoz, sıvı madde alıyorsan pinositoz. Çakal soru neydi? Bitki hücreleri endositoz yapamaz. Çünkü onların etrafında hücre duvarı vardı. Tam tersi içerideki besin kofulun, artık besin kofuluydu. Bak içeri aldım, buna besin kofulu dedim. İçerisine lizozomu gönderdim. Sindirim kofulu oldu. Gerekli olanlar dışarıya gönderildi. Gereksiz olanlar dışarıya atıldığı zaman bu sefer adı boşaltım kofulu olacak. Yani kofullar yaptıkları işe göre isim alıyor gördüğünüz gibi. Tamam mı? Şimdi bak içeriye aldım. Eyvallah, endositoz. Dışarı veriyorum. Önce dışarıya doğru bir cep oluşturdum. Sonra aldım bunu buraya koydum. Sonra kapattım. Aa, dışarıya doğru atarken sanki şu zar biraz büyüdü mü tekrardan kapanırsa? İçeriye doğru aldığında şu hücrenin zarı küçüldü mü? Bak gördünüz mü? Yani endositoz yaparsan zar yüzeyi küçülür. Egzositoz yaparsan zar yüzeyi genişler, oldukça büyür. Bankotes sorusudur. Zar yüzeyinde değişikliğe neden olur. Her ikisi de. Biri küçültür, biri hücreyi büyütür. Biri hücreyi küçültür, biri hücreyi büyütür. Ve her ikisi de yalancı ayak oluşturuyorsun kardeşim. Kolay mı bu? Yalancı ayak oluştururken enerjinin kralını harcarsın. Yani ATP harcanması olacaktır. Enzimler görev alacaktır. Al sana 1, 2, 3 doğrudur diyoruz. Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıktı. Bir soru daha. Bir bitki hücresinde
Madde geçişlerinden hangisi gerçekleşmez? Lan ben buradayım diye bas bas bağırıyor. Anlattık, hücre geçişlerinde bitkide ne gerçekleşmeyecekti? Fagositoz. Bak doğru cevap burası. Çünkü bunların hücre duvarı olduğu için ve bunlar esneme yapamadığı için fagositoz, pinositoz olmuyor abicim. Ama geri kalan difüzyon, egzositoz, ozmoz, aktif taşıma oluyor. Doğru cevabımız Adana olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip ederek yeni destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.